Evet sevgili seyircilerim, yaşamın tüm renklerinin bulunduğu Yaşam Televizyonu'ndan hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Sevgili seyircilerim, Batı Karadeniz Şivesi'yle yapmış olduğumuz programlarımız artık bundan böyle Yaşam Televizyonu'nda sizlerle beraber olmanın artık mutluluğunu, keyfini, hazzını yaşıyoruz. Sevgili dostlarım, Yaşam Televizyonu'nun sahibi Mehmet Can Bey ve Mustafa Can Bey'e, aynı zamanda müdürü Erdal Aynay'a ve tüm ekibine buradan sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Sevgili dostlarım, tabii ki Batı Karadeniz Şivesi şu anda nereye çıktı? Güneydoğu'ya, Görücü'ye çıktı diyoruz. Artık bundan sonra şivemiz Güneydoğu'da, Doğu'da, Türkiye'mizde ve bütün Almanya'da, bütün Avrupa'nın ülkelerinde en güzel bir şekilde şivemizi buradan sunmanın, bu programı yapmanın artık heyecanını, keyfini Yaşam Televizyonu'ndan artık bu ekranlardan sizlere sesleneceğiz. Ve bu haftaki konuklarımız Ayaşlı Ferdi bizlerle beraber olacak. Aynı zamanda Ali Gürsoy bizlerle beraber olacak. Bir de bayan sanatçımız İpek Nur bizlerle beraber olacak. Siz eğlenmeye hazır mısınız diyoruz. Sevgili dostlarım, bütün Türkiye'me, bütün Avrupa'ya, bizi izleyen tüm dostlarımıza en derin sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Ve fazla bekletmeyelim. Ne yapalım? Vuralım coşkunun dibine diyelim. Ve ilk sanatçımız Ali Gürsoy'u alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Beni silmek kolay mı? Sebep neydi? Beni ele sattın sen. Aşk mıydı bu? Söyle bana, yalan mı? Söze kanıp beni ele sattın sen. Söze kanıp beni ele sattın sen. Oy hesap senin yaptığın ama, oy hesap beni yaktığın ama, oy hesap ağlattın ha. Ben alan ki oy gülüm
sevdam eksik miydi yar sana? Bir gün olsun acımadın sen bana. Eriyorum için için ben sana. Söze kanıp beni ele sattın sen. Söze kanıp beni ele sattın sen. Oy Hezal, senin yaptığın ama. Oy Hezal, beni yaktın ama. Oy Hezal, ağlattın ha. Bakalım kıymaklı hemşerim. Söyledim. Lan nereden? Tam böbrekleri, böbreklerinden söyledi la. Eyvallah, sağ olasın, teşekkürler. Nasılsın güzel kardeşim, iyisin? İyiyim sevgili Ercan Bey, sen nasılsın, teşekkürler. Ben de iyiyim, ben de çok teşekkür ediyorum. Programıma hoş geldin, sefalar getirdin. Programına davet ettiğin sana teşekkür ediyoruz. Ekran başında bizi izleyen sevgili konuklarımıza, bizi Almanya'dan ve dünyanın neresinde izleyen sevgili dostlarımız varsa hepsine selamlar, sevgiler diliyoruz. Gönderelim inşallah. İnşallah. Bir de ne gönderelim? Mesajlarımızı da evet, gönderelim. Bol bol sevgili dostlarım, mesaj yazıp boşluk bırakıp 39-69'a gönderiyorsunuz. Yaşam yazıp boşluk bırakıp, yalnız şey değil, S noktası olmayacak. Yasam. Evet, yasam yazıp boşluk bırakıp 39-69'a mesajlarınızı bekliyoruz. Babakay, mesajları başını koy varı gelsinler bakalım. Hadi bekliyoruz. Sevgili dostlarım, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve bütün Türkiye'miz Ercan Gönültaş Show programı artık bundan sonra nerede? Yaşam Televizyonu'nda şivemiz artık bundan sonra yaşamını nerede sürdürecek? Yaşam Televizyonu'nda sürdürecek diyoruz. Ve seni Elçin şöyle bir alan bakalım. Eyvah. Evet sevgili dostlarım. Ta Ankara'dan geldi, havalı yaşartısın. Eyvah ya. Ben onu daha önce de bir programı aldım. Orayı yıktık. Brastoları burayı da aynı zamanda yıkacağız. Ve kim geliyor? Ayaşlı Ferdi geliyor. Alkışlarınızla. Kıymatlım. Hoş geldin, sabah geldin bakalım. Teşekkür ederim abi, hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Diğeri mi? Tamam, diğeri olsun. La ben sizin sözünüzü tutmam mı be? Al bakalım. Sizler gördük daha iyi olur. Ben de seni burada görmekten dolayı, Yaşam Televizyonu'nda seni ağırlamaktan dolayı gurur duyuyorum. Ankara'mızın en güzel seslerinden bir tanesin. Senin dolayısıyla bütün sanatçı dostlarımıza buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Gönderelim aga. Selam olsun. Selam olsun. Bu arada hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorsun zaten. Sağ olasın. Yüreksin, cansın. Sesi de zaten bildiği gibi değil. Çok güzel. İnşallah. Hadi bakalım bir vuralım. Yapalım bir canlı. Yapalım. Hadi bakalım bir canlı yapalım. Coşturacak şimdi. Hadi bakalım. Bizi Batı Karadeniz'den, Doğu Karadeniz'den izleyen bütün dostlara buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Malatya'ya, Elazığ'a, Adıyaman'a bütün dostlarımıza sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Evet.
Beni böyle bırakıp gidemezsin sen. Bir kalemde silip atamazsın ki. Bir gün pişman olur sonunda, dönme bana. Bir gün pişman olur sonunda, dönme bana. Tantana yapma, kafamı da bozma, çarpar valla. Ona buna bakıp sözüne inanma, vurur valla. Kölen olam dedim, ben olmadım mı? Sana aşkı candan tattırmadım mı? Bir gün pişman olur sonunda, dönme bana. Bir gün pişman olur sonunda, dönme bana. Tantana yap, kafamı da bozma, çarpar valla. Ona buna bakıp sözüne inanma, vurur valla. Aşka mı kandın? Senin mi sandın? Bırakıp gitti, yine yalnız kaldın. Al sazı eline, vur aşkın teline. Bu şarkı da bitti, anma artık diline. Vur yüreğe, hadi boş ver git. Sever mi candan, unut da biz. Sorarlar elbet, sevmedi dersin. Hoppa daş nanay şinanay nay nay. Boşa yanmış vay kalbi vay. Alacağım varsa benden, sevdiğime say. Aşta mı kandın, senin mi sandın? Bırakıp gitti, yine yalnız kaldın. Al sazı eline, vur aşkın teline. Bu şarkı da bitti, anma artık diline. Vur yüreğe, hadi boş ver gitsin. Sever mi candan, unut da biz. Sorarlar elbet, sevmedi dersin. Hoppa daş nanay şinanay nay nay. Boşa yanmış vay kalbi vay. Alacağım varsa benden, sevdiğime say. Sincan arası, bozuk olsun parası. Aleme gidecekmiş, çabuk olun ablası. Gazla dolmuş şu gazla, müşteri doldu fazla. İşimiz olmaz bizim, ne parayla ne pulla. Gazla da dolmuş şu gazla, müşteri doldu fazla. İşimiz olmaz bizim, ne parayla ne pulla. Dolmuşçular bir hoştur, taksiciler kafadar. Ehliyeti kaptırınca
trafiğin peşinden koştur. Gazlar olmuş şu gazlar, müşteri doldu fazla. İşimiz olmaz bizim, ne parayla ne pulla. Gazlarda dolmuş şu gazlar, müşteri doldu. İşimiz olmaz bizim, ne parayla ne pulla. Kıymatlı hemşerim benim. Lan ele telledi ya. Vallahi billahi var ya. Süpersin. Ankara coşuyor şu anda. İnşallah. Hakikaten seni tebrik ediyorum. Güzel sesin var. Her zaman böyle coşturuyorsun bizleri. Yüreğine sağlık sevgili dostum. Ankara'ya selam gönder bakalım. En yakınları ya. Öncelikle aileme, eşime selam gönderiyorum. Melek Dairesi'ne selam gönderelim. Biz dinleyen herkese selam gönderelim. Evet, çok teşekkür ederim. Biraz sonra İpek Nur da aramızda olacak. Sevgili seyircilerim, tabii ki selamlarımız var. Birkaç böyle dinlendirelim en çok şeyleri çok veya yoruldum valla. Şimdi tabii ki Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat, Amasya, Yozgat, Bilecik, Balıkesir, Eskişehir, Bursa ve şivemizin başkenti Ankara bizi, özellikle bizi ve Ercan Gönültaş Show programını her zaman seyreden güzel dostlarımız. Artık bundan sonra tabii ki bizleri Güneydoğu Anadolu'da da en güzel bir şekilde ne yapacaklar? Bizleri izleyecekler tabii ki. Şu an biz Görücü'deyiz. Nereden? Ben sizlere buradan Malatya'ya şu anda, Malatya Pödürge'ye, Darende'ye, Yeşilyurt'a, Battalgazi'ye, Kale'ye, Arapgir'e ve Akçadağ'a, Arguvan'a, Doğanşehir'e, Doğanyol'a ve Hekiman'a, Kuluncak'a. Ben buradan sevgiyi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum sevgili seyircilerim. Ve aynı zamanda Adıyaman, Çelikhan'a, Sincik'e, Gerger'e, Kahta'ya, Samsat'a, Benli'ye, Tut'a, Gölbaşı'na buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Tabii selamlarımız var. Biz yine Ayaşlı Fer'den bir tane daha alayım ben. Ondan sonra Ali Gürsoy'dan alacağım inşallah. Tamam. Hadi bakalım kıymatlım. Bir gönder. Doyamadım. İsteğimiz var, onu yapalım mı? Ya. Tamam. Kafaya göre, dükkan senin. Tüzüne ailesine gelsin parçamızda. Gelsin Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu. Geçmez oldu buradan kardeşin yolu. Kırıldı kapımın kanadı kolu. Kırıldı gönlümün kanadı kolu. Kınıldı gönlümün kanadı kolum. Doldu kardeş doldum, yolda mı kaldım? Doluya mı düştün, darda mı kaldım? Bir zalim elinden yaramı aldım. Antep'i Maraş'ı başımayı. Doldu kardeş doldu, yolda mı kaldın?
Doluya mı düştün, karda mı kaldın? Bir zalim elinden yaram oldun. Antep'i Maraş'ı başıma yığ. Geleceksin diye gözüm yoldaydın. Geleceksin diye gözüm yoldaydın. İçimdeki ateş o gün solsaydın. Nereye gittin kardeş, neydi acelen? Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Doldu kardeş doldu, yolda mı kaldın? Doluya mı düştün, darda mı kaldın? Bir zalim elinden yaram oldun. Antep'i Maraş'ı başıma yığ. Doldu kardeş doldu, yolda mı kaldın? Doluya mı düştün, darda mı kaldın? Bir zalim elinden yaram oldun. Antep'i Maraş'ı başıma yığ. Adam, adamı dibi, adamın dibi. Sevgili Ferdi'ciğim çok teşekkür ederim. Evet, bu arada mesajlarımız gelmeye başladı. Çok teşekkür ederim mesaj gönderen dostlarıma. Tabii Muslu'dan Tufan Yalçın ilk mesajım. Benim sevgili dostum, sevgili arkadaşım Tufan Yalçın bizlere selam göndermiş, mesaj göndermiş. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Senin aracılığınla da ben Muslu'ya sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Aynı zamanda Mehmet Ali Ofliya da ve Adnan Ofliya da ve Fikri Adıyaman'a da buradan sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Onlardan da mesaj bekliyoruz. Tabii Muslu'nun bütün sevenlerimize, dostlarımıza, Muslu halkına da buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderelim. İkinci mesajımız da yine Kocaeli'den Zonguldaklı hemşehrimiz Sadık Kahraman'a ben buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyorum. Sağ olsun, Kocaeli'de esnaflık yapar kendisi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Sevgili dostum Sadık Kahraman, seni öpüyorum. Yine nereden? Eflani'den. Allah razı olsun. Osmanlılar köyünden gönderiyor. Eflani, Karabük Eflani aynı zamanda. Bize selam gönderiyor. Süleyman Ulukaya. Ulukaya ailesi olarak da biz de sizlere selamlarımızı, Ercan Gönültaşı olarak da biz de sizlere sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Aynı zamanda Şahin Varlı bizlere selam göndermiş, mesaj göndermiş. Bete Nabe şarkısını istiyormuş. Bete Nabe var mı sende? Bete Nabe. Maalesef. He? Maalesef. Ben ilk defa duydum böyle bir şey ama. Kıymetli hemşehrim, bir daha gönderirse bir üç lirayı daha alacağız. Betenabe diye bir şey ağlamadım ben ama bilmiyorum. İnşallah. Ağlaş Uzak bu şarkının dilini inşallah sana bir tane de bu şarkını göndermeye çalışırız. Evet sevgili dostlarımız, ne yapıyoruz? Yasam, yani şey yok, noktası yok. Yasam yazıyoruz, boşluk bırakıyoruz. 39-69'a mesajlarınızı bekliyoruz. Devrek'ten, aynı zamanda Muhtar Gel'den bekliyor şart olsun. Muhtarım, sana sevgi, saygı, selamlarımı gönderiyorum. Ali Püren'den bekliyoruz. Aynı zamanda
Yasemin Çakmak'tan bekliyoruz mesajlarımızı. Yine Mustafa Yumurtacı'dan bekliyoruz. Yine sevgili dostlarımızdan mesajlarınızı bekliyoruz. Ve şimdi kimden? Ali Gürsoy'dan bir tane şarkı alalım. Ali kardeşim bir de sen yaz, salla bakalım. Hadi bakalım gönderelim. Birkaç tane mesaj da ben göndereyim o zaman. Benim memleketim, ben Çorumluyum. Çorum'a sevgi, saygı, selamlar olsun diyorum. Çorumluyuz. Ben, hep mı? Beraber birbirlerimizden sorumluyuz. Sorumluyuz. Bütün herkesten sorumluyuz. Evet. O bizi izleyen Cemil Yaşkabak Başkanım var. Ayhan Başkanım, Abdullah Çıtak Başkanım, bunlar bizi izliyor. Stüdyoda beni... Mesajlarını da gönderecekler değil mi bu arada? İnşallah başkanların lütfen mesajlarınızı bekliyoruz buradan. Evet. Burada stüdyoda beni yalnız bırakmayan Sungurlu Kemallı Dernek Başkanım Mustafa Dişbudak Başkanım burada. Eyvallah, hoş geldiniz, sabahlar getirin sevgili dostum, sevgili başkanım. Bütün dostlarımıza sevgiler, selamlar diyoruz. Hadi bakalım. İki numara gelsin o zaman. Hadi güzel kardeşim. Thank you.
başım dardadır beni. Vurdun yüreğime hay, zordadır benim. Büyük dertlerdeyim zalim, ben viraneyim. Dön gel zalim, dön gel, yapamıyorum. Büyük dertlerdeyim zalim, ben viraneyim. Dön gel zalim, dön gel, yapamıyorum. Dön gel zalim, dön gel, yapamıyorum. Olmuş sensin, yatamıyorum. Dön gel zalim, dön gel, yapamıyorum. Dön gel zalim, dön gel. Evet sevgili dostlarımız, reklama mı gidiyoruz? Evet, şimdi en çok para kazanmaya gidiyoruz. Ama biraz sonra tabii bir sürü selamlarımız var, bir sürü. İpek Nur şu anda geldi. İnşallah az sonra alacağım kendisini. Hoş geldi, safa geldi sevgili kardeşim. Şimdi para kazanmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Tüm araç sahipleri, herkes ekran başına. Bu haber herkesi ilgilendiriyor. Maceracı bu sefer macera değil, gerçekleri ekrana taşıyor. Maceracının kaporta ustalarını şaşırtan formülü az sonra. Şaşkınlıkla izliyorum. Tamamıyla şaşırdım. Çok etkili. Anlada bakmaya devam ediyor. Maceracı adamı böyle şaşırtır. Herkese sevgiler, saygılar. Bana gösterdiğiniz güvene gerçekten çok teşekkür ediyorum. Evet, elimde görmüş olduğunuz bu ürün, arabası olan, arabasında çiziği olan, yarabbim bu çiziği ben nasıl tamir ettireceğim, nasıl servise gideceğim, bu serviste nasıl bekleyeceğim, acaba kaç gün sürer serviste beklemek diyen her kim varsa artık bunları düşünmeyecek. Bütün çizikleri birebir giderecek olan işte Bormax Plus şu anda elimde. Yani arabası olan 25 milyon kişi bundan sonra Allah göstermesin büyük bir kaza yapıp göçük möçük olmadığı ölçüde çiziği unutacak. Bormax nedir, ne yarar? Eğer merak ediyorsanız, arabanızdaki çiziklerden şikayetçiyseniz, servise gidecek vaktiniz yoksa sizin yerinize servise ben geldim. Maceracı kardeşinizi takip edin. O da Ramazan Usta'ya doğru gitsin. Hadi gelin bakalım, girelim içeri doğru. Diye diyoruz, maceracının bulduğu bu formül sayesinde Türkiye'de çizik araç kalmayacak. Evet evet, çizik araç kalmayacak. Aracını seven ekran başına. Şimdi biz vurup göçük bir arabada bunu denedik. Birazdan size çizik bir arabada, normal bir çizik arabada da deneyeceğim. Bakar mısınız şuraya? Ben hiçbir şey söylemiyorum. Karaba, ey ahali! Bir de bunun normalini düşünün. Çizdiniz. Eşiniz çizdi. Çocuğunuz arabayı aldı, çizdi. Yapacak bir şey yok. Yani birine belli etmemeniz lazım. İşte şu görmüş olduğunuz malzeme Bormax. Bunun için birebir etkili. Şaşırmışım. Elinde bakıyorum, elindekine bakıyorum, arabaya bakıyorum. Bormax'ın. Buna birazdan geleceğim. Peki bir arabanın, az önce tamamıyla çizik olan bir arabanın, daha buralara uygulamadık. Böyle sanki hiçbir şey yokmuş gibi olması. Boyanmadan, verniklenmeden bu şekilde olması imkansız. Şimdi nasıl oldu peki? Ben kandırıyor muyum insanları Ramazan Usta? Kendin gördün.
Şu anda kandırmaca yok. Ortada gayet de güzel bir ortam oluştu. Ve bakıyorum, ıtırağına da bakmaya devam ediyor. Maceracı adamı böyle şaşırtır. Maceracının kaporta ustalarını şaşırtan formülü. İlk bu araba denedik. Diğer bir arabalarda denediğimiz zaman da... Hayır ama çıkar. Şimdi bunu yaptınız. Aynı zamanda siz bu yaptığınız boyayı korumanız da lazım. Arabanızı korumanız da lazım. Rica ediyorum abi, bunu sık. Boya koruyucuyu sık üzerine. Sık 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 abi. Hah, yaptığın yerlere sık. Şimdi bunu bir güzel bezle. Bizde çitile derlerdi eskiden ama sen abi şöyle bir yap. De gelen taştır, tozdur, kumdur, onlardan tamamıyla korunacak. Peki bir şey söyleyeceğim Ramazan Usta. Az önceki araba nereye gitti? Şu anda ben de ona bakıyorum. Nereye gitti bu araba? Şaşkınlıkla izliyorum. Şaşkınlıkla izliyorum. Ustamız bile şaşkın. Peki abi, sadece çizik için size biri gelse ne kadardır abi? Yani kaça çıkar? Maksimum 400 ile 500 arası değişiyor. Çünkü arabayı mecburen... Mecburen çizik ortadaysa lokal yapamıyorsunuz, komple boyamak zorunda kalıyorsunuz. Boyalı arabayı biz sevmiyoruz Türk milleti olarak. Yaptığınız andan itibaren bakın tekrar elimle şu an dokunuyorum. Boyalı araba olmayacak. Siz de boyalı araba satmak zorunda kalmayacaksınız. Hemen geçiyoruz. Özellikle şu kısmı beni çok ilgilendiriyor. Öncelikle abi, bu gerçekten çizik mi? Şöyle bir silmeni rica ediyorum. Şöyle bir iyice bir göster abi. Çizik değil mi abi? Abi şurayı da bir tamamıyla temizleyelim. Bakın şurada boyanın kalktığı bir yer var. Şurayı gel net bir gösterelim. Şurada boyanın kalktığı bir yer var. Bizim buna yapabileceğimiz bir şey yok. Biz şu şekilde arabanızın çizildiğini farz ederek acaba şimdi buradaki çizikler ne hale gelecek? Evet, Ramazan Usta siyah arabanın üzerine görmüş olduğunuz gibi bizim çizik giderici Bormax Plus kremimizi sürdü. Ya siz benim aklımdan söyleyeceksiniz vallahi. En az sizi 500 ile 1000 liradan kurtarıyorum. Bir de kaç kere çizilecek araba? Bu arada bakar mısınız? Aynen dediğim gibi çıktı. Siz yeter ki boyayı kaldırmayın. Şu hale getirmeyin. Onun dışındaki bütün çizikler bundan sonra bana ait. Bakar mısınız? Şurada boya kalkmış. Abi rica ediyorum, şuralardaki çizikleri de bir giderebilir misin? Şu kenardaki çizikleri de giderir misin? Evet sevgili izleyiciler, Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Maceracı kardeşiniz bütün arabalardaki çiziklere düşman. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Yatırımcılar genelde kısa vadede altın ve dövizi, uzun vadede ise gayrimenkulü tercih ediyor. Peki altın mı, döviz mi daha fazla kazandırıyor, yoksa gayrimenkul mü? İşte bu soruları yatırım uzmanlarına ve sokaktaki vatandaşlara sorduk. Çok çarpıcı cevaplar aldık. Bu soruların cevaplarını almak üzere muhabirimiz Ali Karadeniz'e bağlanıyoruz. Evet Ali, söz sende. Evet Erdal, şu anda Şirevler Meydanı'ndayım. Tabii Şirevler Meydanı'nda az önce açıkladığınız ve öncelikle sizin ve şu an izleyenlerin merak ettiği soruları soracağım. Şirevler Meydanı'ndan ve Şirevler Köprüsü'nden soracağım efendim. İşte İstanbul'un yoğunluğuna şahit olduğunuz bir köprünün üstünde biz şu anda sorularımıza cevap verecek vatandaş arıyoruz. Merhaba efendim. Merhabalar efendim. Tabii kaşları çatık bir abime denk geldim. Efendim neden kaşlarımız çatık? Öyle abi, hayat şartları ne yapalım? Hayat sıcak. Ama gülmek daha çok yakışıyor. Eyvallah. Gördün mü? Teşekkür ederim, sağ olun. İsim nedir efendim? İsmet. İsmet abi, ne iş yapıyorsun? Tekstilciyim abi. Tekstilcisin. Peki hiç yatırım yapmayı düşündün mü? Nasıl? Yatırım yapmak istedin mi, düşündün mü? Abi yatırım yapamıyoruz ya. Düşünüyoruz ama yapamıyoruz. Peki yapacak olsan, üç ihtimalin olsa, ev, arsa, araba. Bunlardan birini alma şansın olsa hangisini alırsın? Arsa abi. Neden? Arsa daha yatırım İstanbul'da. Yani daha çok prim mi? Aynen öyle. Yani... İki kat mı kazanır? Kaç kat kazanır arsa? Vallahi yerine göre 10 kat da kazandırıyor, 5 kat da kazandırıyor.
Çok şükür Allah'ıma her şeyim bol, huzur istiyorum. Huzur mu istiyorsun? Evet. Peki diyelim ki bir tane daha alma şansınız oldu bu üç şeyden. Ev mi alırsınız, araba mı, arsa mı? Ev. Ev alırsınız. Peki en doğru yatırım nedir? Hayır, arsa alırım. Neden? Çünkü gidecek yerimiz oradadı. Evet. İnşallah bir kez daha alma şansınız olur. Behçet Avşar. Behçet amca nereliyiz? Ardahan. Ardahanlısınız. Peki ne zamandır İstanbul'dasın? Ben ne zaman? Ben 84'te bu yana İstanbul'da. Araba mı daha çok kazandırır? Ev mi kazandırır? Arsa mı desem? Hangisini söylersiniz? Ya orta evde daha iyi güzel kazanır. Ne kazandırır? Arsa kazanır. Neden efendim arsa daha çok kazandırır? Yok nereli olsa kazanır, orta tabi kazanır. Çünkü hep değer kazanır öyle hep mi? Değer kazanır babalarla ben. En doğru yatırımı soruyorum ben, size de sormuş olayım. Efendim ev mi, araba mı, arsa mı? Arsa. Arsa. Neden arsa? Öyle arsa, yani çok kazandığı için. Yani kendini ikiye katlıyor tabii, değil mi? Tabii, yeri geldi beşe de katlar, onu da katlar yani. Arsa hep kazanır mı? Yatırım uzmanlarına göre öncelik sırası olarak ilk sırada arsa yer alıyor. Ama yatırımcının bütçesinin tercih yapmasında büyük rol oynadığı da belirtiliyor. Burası nasıl bir yer? Burası dört dörtlük bir yer. Havası çok güzel. Doğası, manzarası çok güzel. Görüntüsü güzel. Evet. Alan da çok güzel. Yaşanacak yer. Köy kızınız güzel yani. Köyü hatırlatıyor. Doğayı hatırlatıyor. Havası da güzel. Yeri gördüğün zaman ben memleketimi hatırlıyorum. Alanı büyük. Havası güzel. Da çok güzel. Havası gerçekten de çok güzel. Canlı canlı her şey gerçek. Lüleburgaz'a yakın. Hastaneye de yakın. Köye yakın. Şehre de yakın. Görünür zaten Lüleburgaz. Yeriniz güzel mi? Gelip burada müstakil bir ev yapacaksın, oturacaksın. Çoluk çocuğunla güzel bir yaşam süreceksin. Hemen gelip alsınlar. Sonuçta hepimiz çocuklarımız için, geleceğimiz için bir şeyler yapıyoruz. Bu bölgeden yer alan kazanır. Yatırım yapmak istiyorsanız. Gelin görün. Gelip görsünler. Güvenilir bir firma. Güvendim. Ben güvende ben. Evet, o güvendim şu anda aldı. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Değerli izleyenler, tabii haftalardır gururla, haftalardır heyecanla anlattığımız o parsellerin şu anda tam olarak ortasındayım efendim. Sonuçta biz sunuyoruz. Evet, bu insanlar bizim izleyicilerimiz, bizim insanlarımız. Ben niye buraya bugün geldim? Yani o sunumu ben yaptım. Bu insanlar onun için geliyor. Ben de geliyorum. Bu insanların yanındayım. Bu insanlar burada emin bir şekilde arsa alabilirler. Çünkü bunun takipçisi olmak için ben buradayım. Evet. Yani herkes rahatlıkla gelebilir. Bundan sonra zaten hep geleceğiz. Televizyonda anlattığınız gibi tren hattını gösterdi. Evet. Oradan geçer bir şeyler. Lüleburgaz'a yakın görünür zaten Lüleburgaz. Evet. Yeriniz güzel. Uzmanlar da, vatandaş da arsa diyor. O halde siz neden duruyorsunuz? Yatırımın en iyi aracı topraktır. Türkiye'nin en fazla arsa satan firması olan Yaşam Gayrimenkul, sizlere yine karlı yatırımın kapısını aralıyor. Sınırlı sayıdaki 400 metrekarelik arsaları sahip olmak için hemen bizi arayın. Sizler de yerinizi ayırın. Geleceğe yatırım yapıp kazancınızı arttırın. Sizler de farklı seçeneklerde bu arsalardan birine sahip olmak istiyorsanız hemen arayın. En karlı yatırımın toprağa yapıldığını bir kez daha kanıtlıyor uzmanlar. Sizler de bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız ekranlarınızda görmüş olduğunuz numaraları hemen arayın. Hasretin yakar içimi, kalbim seni unutur mu? Vefasız oy oy, vicdansız oy oy, hayırsız oy 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 oy.
Merhabalar sevgili izleyiciler. Yepyeni ve özel bir programla Hüseyin Tüncel'le Memleket İsterim pazartesi akşamları saat 22-24 arası Yaşam TV'deyiz. Olursa bir şikayet, olursa bir şikayet ölümden olsun. Memleket isterim, annelerin ağlamadığı, çocukların ölmediği bir dünya olsun. Memleket isterim, barış, kardeşlik olsun. Memleket isterim, memleket isterim. Kültür, sanat, müzik, eğlence, mizah, her şey bu programda, şiir, her şey bu programda izleyebilirsiniz. Sakın sakın bu programı kaçırmayın. Hüseyin Tüncel ile Memleket İsterim pazartesi akşamı saat 22'de Yaşam TV'de. Faturalar üst üstüne yığıldı, hanım geldi diz bağlarım çözüldü. Buzdolabı ile kombi bozuldu, çocuk yaklaştı dedi baba ver hele. Ver ver para ver günde 3-5 kere ver. Vere vere sıkıldım hocam biraz ara ver. Sevdam ile düştüm senin yoluna. Kapılmıştım hışımına seninle oyun. Ah uzar mı ettin giderken bana. Yüreğim bir aşk ezi bilesin. Her gün gizli gizli ağlarken sana. Her bir yanım cam kesi bilesin. Dilerim Allah'tan perperişan olur. Bana ettiklerini aynısını bulur. Düşer aşk ateşine yanar kül olur. Eğer seni bana vermezlerse canı canı canı. Bu ağrıya benim son gelişim olsun. Olsun be kurban olduğum olsun. Bu ağrı Şako Mahallesi Cumhuriyet Caddesi benim şahidim olsun. Eğer seni almadan şu ağrıdan gidersem, aha bu bembeyaz gömleğim benim kefenim olsun. Evet sevgili dostlarım, tekrar bir aradan sonra sizlerle beraberiz. Bu arada Şevki Çetinkaya sevgilerimiz, saygılarımız, selamlarımızı gönderiyoruz. Yine Ender Çetinkaya'ya da buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderelim. Sevgili dostlarım, mesajları gelmeye başladı. İnşallah mesajlarınızı kısa bir zaman içerisinde göndermenizi bekliyoruz. Mesaj yazıyorsunuz, yaşam yazıyorsunuz, şeysi yok, noktası yok. 3969'a gönderiyorsunuz sevgili seyircilerimiz. Şu anda İpek Nur geldi ve bizimle beraber olacak. Evet, alkışlarınızla İpek Nur'u sahneye davet ediyoruz. Thank you.
Ben Anadolu'luyum. Aynen öyle, sen Anadolu'sun. İçinde Kur'an dolu, iman dolu bir aşkla, evet, sevgiyle geldiniz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hayırlı uğurlu olsun programın. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Evet. Size bir sözümüz vardı başka bir televizyonda. O sözümüzü burada tutmuş olduk aynı zamanda. Evet, siz de gelmiş olduk. Allah razı olsun. Davete icabet etmiş oldunuz. Sevgili dostlarım, İpek Hanım ben seni bırakmayacağım şimdi. Bizim tabii selamlarımız var aynı zamanda, gönderelim. Bizi hakikaten Facebook'ta da çok takip eden hemşehrilerimiz var. Aşkın Özger, eşi Fatma Özger, Samet ve Derin Özger. Yine Körpoğlu Muhtarı, Hüseyin Gökcan, Muslu Muhtarı, Özgün Erdoğan, Sevinç Mutlu, babası İzmirli, anası Zonguldaklı, Çağcuma'da, anneannesi Fatma Yılmaz'a. Hakikaten bizleri çok izliyorlarmışlar. Aynı zamanda teyzesi Hayriye Kaya'ya sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Yine Zeynel Özkayran'a, Çekip Günaydın'a, Şabak Gazetesi'nde Şaban Yılmaz'a, Muslu'dan Fikri Adıyaman'a, Pendik'ten Üst Kaynarca'dan Nihat Karagöz'e ve kendisi Beycumalı Karapınar'la aynı zamanda. Ormanlı'dan Çağlar Başoğlu'na, Kocaeli'den Mehmet Ali Paşa'dan Zonguldaklı Sadık Kahraman'a, aynı zamanda Halil Öz'e, Doğan'ın özgür insanlarına buradan gönderiyoruz. Konar Göçer Yörüklere selam olsun diyoruz. Melek Güneş'e ve aynı zamanda Nizamettin Karakaş'a, yine Muzaffer Üçkozlu'ya, Yenice'den askerle lakaplı, bu çok önemli sevgili dostumuz, Nizamettin Karakaş'a, Muzaffer Üçkozlu'ya, yine Gökçebey Çukur Mahallesi'nden Cengiz Ballı'ya, Mustafa Telloğlu, lakabı Charlie'ye, Ertan Postal'a, buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderelim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Ayaşlı Ferdi ile devam edelim diyoruz. Biz de sizleri şöyle alalım İpek Hanım. Çok teşekkür ederiz. Evet, coşkuyu veriyoruz sevgili dostlar. Evet. Mısırlar saçak saçak, mısırlar saçak saçak. Alçak boylusun alçak. Sana küçük diyorlar, sana küçük diyorlar. Sen söndürürsün çok ocak. Harman yeri yaş yeri, harman yeri yaş yeri. Usul bas yavaş yürü. Kız nişanlın geliyor, yar nişanlın geliyor. Azıcık dostak yürü. Hovarda çapkın yarim, sen oku ben yazarım. Kaşlarının arası olsun benim mezarım.
hoş oluyor seni gördüğüm zaman. Bu ne güzellik böyle yandım Allah'ım aman. Vur oynasın zillere, ziller gelsin dillere. Yeter ki sen razı ol, ben düşeyim diller. Vur oynasın zillere, ziller gelsin dillere. Yeter ki sen razı ol, ben düşeyim dillere. Kaçma artık sevgimden, kurtulamazsın benden. Sana söyledilerimi, çok güzelsin gerçek. Vur oynasın zillere, ziller gelsin dillere. Yeter ki sen razı ol, ben düşeyim diller. Vur oynasın zillere, ziller gelsin dillere. Yeter ki sen razı ol, ben düşeyim dillere. Bakışıyla benim kalbimi çaldı. Bir gülüşü benim derinden yaktı. Ne halt ettim uydum ben bu şeytana. Kurtulamıyorum senden kızım, ne oldu bana. Gaz gibi oldu çevirdim bana, helal olsun sana. Kurtulamıyorum senden kızım, ne oldu bana. Gaz gibi oldu çevirdim bana, helal olsun sana. Görünüşün güzel, kalbin fesatmış. Seviyorum deyişi, hepsi yalanmış. Ne halt ettim uyudum ben bu çatlağa. Kurtulamıyorum senden kızım, ne oldu bana. Gaz gibi oldu çevirdim bana, helal olsun sana. Kurtulamıyorum senden kızım, ne oldu bana. Gaz gibi oldu çevirdim bana, helal olsun sana. Açtın benim başıma türlü türlü belayı. Açtın benim başıma türlü türlü belayı. Yediremedin kendine sen bu kara sevda. Derdinden kudurdum oldum bir kabadayım. Eğer böyle gidersin yakacağım Ankara'yı. Derdinden kudurdum oldum bir kabadayım. Eğer böyle gidersen yakacağım Ankara'yı. Açtın.
açtın benim başıma türlü türlü belayı. Açtın benim başım türlü türlü belayı. Yediremedin kendine sen bu kara sevdayı. Derdinden kudurdum oldum bir kabadayım. Eğer böyle gidersen yakacağım Ankara'yı. Derdinden kudurdum oldum bir kabadayım. Eğer böyle gidersen yakacağım Ankara'yı. Ayaşlı Ferdi çok kızdı. Ankara yakacak vallahi şart olsun. Çok fena. Bildiğiniz gibi değil sevgili dostlarım. Evet yine ağzına yüreğine sağlık sevgili Ayaşlı, sevgili dostum. Evet aman aman Ankara'yı yakma. Ankara'yı bize lazım sevgili dostumuz. Evet tabii mesajlarımız geliyor sevgili seyircilerimiz. İyi yayınlar demiş. Ali Gürsoy geliyor bu mesaj. Tüm konuklarına Çorum Kargılı Seki Köyü Derneği, Seki Der Yönetim Kurulu adına Başkan Yardımcısı Genel Sekreter Recep Gıcık. Gıcık değil mi? Gıcık. Çok mu gıcık lan? Ha? Abay, çok mu gıcık o? Ha? Çorum Seki Köyü. Nereden buldun şu ya bu soy ismini? Recep Gıcık. O ne lan? Çok fena. Yani öyle bir soy ismi var ya, gıcık. Olsun. Vallahi. O kalbi, gönlü güzel bir insan. Gıcık değil değil mi kalbi? Yok yani on numara bir insan. Seki köyüne selamlar, sevgiler olsun. Eyvallah, sağ olasın Çorum'a. Çok teşekkür ederiz. Yine Kaya ailesinden, Ayaşlı Ferdi'den güzel bir parça istiyoruz demişler. Tanıyorsun değil mi Ferdi? Bacağım. Uşağımız. Vallahi mi diyor? Aferin lan. Vallahi bacağı dediği böyle oldu işte. Evet. Değil mi? Evet. Ne yapalım? mesajı gönderirler. Tabii. Değil mi? Evet, daha çok mesajlarımızı bekliyoruz. Bana bakayım, mesajları daha başını bırakmadı sevgili seyircilerim. Vallahi billahi bilmiyorum artık olan. Evet, Tuzunak ailesi adına Ferdi kardeşime teşekkür ederiz demişler. Programımıza başarılar diliyorlar. Hüseyin Tuzunak. Onu tanıyor muyum uşağımız? Biraz önce parça armağan etmiştik. Değil mi? Evet. Aynen tabii. Yine hayırlı uğurlu olsun Ercan Bey. Ben Sincan'dan Fatma Köksal, Ayaşlı Ferdi'den Ayaş yollarını istiyoruz diyorlar. Göndeririz, göndeririz. Ayaş yollarını biraz sonra göndeririz. Ferdi kardeşimiz de aynı zamanda yakışır tabii ki. Çok teşekkür ederiz sevgili Fatma Köksal kardeşim. Yine Ercan Bey yaşamdan Ercan Bey diyor. İyi akşamlar, ben Ankara'dan Adem Narman. Ferdi yeğenime başarılar, başarıların devamını diliyorum demiş. Hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Yine Çorum ilinin Kargı ilçesine bağlı Seki Yönetim Köyü'nden İskender Dağcı size Ali Gürsoy hemşehrimize ve konuklarımıza saygı sevgi Seki köylüler olarak Ali Gürsoy kardeşimize başarılar diliyorlar. Çok teşekkür ederim. Ben sağ olsun var olsunlar. Yine Ayaşlı Ferdin Halil millet Meretli olarak Erik Dalı Gevrektir isteyela. Yapalım. Unutma. Ayaşlı Erik Dalı Gevrektir diye. Yine Ayaşlı Ferden Halil Menetli olarak Erik Dalı, tamam, onu iki defa göndermişler. Aferin lan. Vallahi aferin. Evet sevgili dostlarımız, ben buradan Murat Sıcağı Mehterler Köyü'nden Murat Sıcağı da sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderelim. Tabi bu akşam bize hayırlı uğurlu olsun diyen sevgili dostlarımız var bizi. Ben tabii ki Zonguldak, Bartın, Karabük böyle bir dolaştım. Tabii Açık Söz Gazetesi inşallah bizi her hafta programlarımızı Karabük'te yayınlayacaklar. Sağ olsunlar aynı zamanda. Sahibi Barış Kılıç Kıran'a buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderelim. Yine Karabük temsilcisi Yunus Özdurna'ya ve Tuğba Zerdin Bilgin'e buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yine Mehmet Kılıç Karabük'ten Niyazi Başdemir'e, yine Karabük Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi Ömer Bingöl'e, Kumluca Dibektaşı'ndan Arif Bayar'a ve Hanife ablama Hanife Bayar'a da buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderelim. Yine Muslu'dan Nevzat Ay'a da buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderelim. Tabii daha selamlarımız var. Biz
Tabii birazcık geç geldi. Ne yapalım? Biz aynı zamanda İpek Nur'dan bir tane daha şarkı dinleyelim. Ondan sonra selamlarımıza gidelim. Ama ne yapıyoruz? Yasam. Şeyle değil. Seyle. Yasam yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. 39-69'a mesajlarınızı bekliyoruz. Şartus'un bekliyoruz. Hadi bakalım. İkinci. Hangi eseri olsa olsun be, ne olacakmış? Hepsi güzel zaten. Hadi bakalım gı. Bal vermeyen bir arıyım, kanım durmaz yaralıyım sen olmayınca. Gözüm görmez kör olurum, yolum şaşar kaybolurum, ölür gider zay olurum sen olmayınca. Olamam ki senden başka, yapamam ki senden başka, sevemem ki senden başka, yar senden başka. Olamam ki senden başka, yapamam ki senden başka, sevemem ki senden başka, yar senden başka. Acılara bürünürüm, deli olur dövünürüm sen olmayınca. Bahar geçer kış olurum, kar altında kavrulurum, yaprak gibi savrulurum sen olmayınca. Olamam ki senden başka, yapamam ki senden başka, sevemem ki senden başka, yar senden başka. Olamam ki senden başka, yapamam ki senden başka, sevemem ki senden başka, senden başka. Olamam ki senden başka, yapamam ki senden başka, sevemem ki senden başka, yar senden başka. Olamam ki senden başka, yapamam ki senden başka, senden başka. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Sevemem ki senden başka deyince sevdiğim burada durunca kameraya kapan bir öte gidiyor bir beri geliyor. Doğuşamın senden başkasını zaten sevmezler merak etme tamam mı? Tamam. Hemen sevgiliye bak ya kocaya bak edin burada kocaya. Ya artık o lazım bana daha dünyayı. Vallahi billahi var ya. Bu da sana bırak varsa var ya kalsıyor ortada. Devresi. Bırakmaz o beni. Bırakmaz bırakmaz. Evet. Öyle bırakacak bir adama benzemeyen.
Hı? Mikrofon değil. Yani mikrofon değiştirelim. Evet, bırakmaz seni. Ha, kocayı bırakmaz seni, merak etme. Sen hemen telaşlanma gı. Hemen telaşlanma da. Ya bu ortaya da kalmadı. Bırakmaz be, bırakım seni o. Bahsa gelmiş senden beraber. Kendi hemşerim, kendi toprağım, kendi memleketliğim. Sen neresi gı? Ordu. Aha, hemşerimdin, doğru ya, Ordu. Sen biz, sen bizim kızsın o zaman, o da bizim uşak. Tabii, o da Ünye'li. Ünye'ye, Ordu'ya selam Ünye söyle bakalım. İçerisinden benim, Ünye'den eşim. Tebrik ederiz. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin, uzun ömürler versin. Amin inşallah. Ben şimdi sadece memlekete değil, bütün Türkiye'ye. Türkiye'mize sevgi, saygı, selamlarımızı gönderin. Eyvallah. Özellikle ben Zonguldaklıyım, çok mu datlıyım biliyorsunuz sevgili seyircilerim. Emme Zonguldaklıyım, çok da datlıyım diye vere diyoruz. Ve programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Ve Zonguldak Ereğli'ye, Alaplı'ya, Çaycuma'ya, Çaydemir'e, Devre'ye, Gökçe Bey'e. Buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Aynı zamanda Karabük Yenice'ye ve Safranbolu'na da buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yine Kastamonu, Taşköprü'ye, Cide'ye ve tüm Batı Karadeniz'e buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyorum. Aynı zamanda Elazığ Ağına, Alaca Kaya'ya, Arıncak'a, Başkir'e, Karakoçan'a, Keban'a, Kovancılar'a, Sivrice'ye, Maden'e, Polu'ya, yine Maraş'a, Maraş 12 Şubat'a, Dulkadiroğlu'na, Elbistan'a, Afşin'e, Türkoğlu'na, Pazarcı'ya, Göksu'na, Andırın'a, Çağlayan'a, Cerit'e ve Nurhak'a ve Ekinüzen'e buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Onlar bizi şu anda izliyorlar. Evet. Bizlerden de selamlar olsun. Aynı zamanda bizlere tabii ki bu bizim ilk programımızdı. İlk programımız olması münasebetiyle bizim VT'lerimiz var. Bize hayırlı uğurlu olsun diyen sevgili dostlarımız var. İnşallah onları da ne yapalım? Gönderelim. Ama çok önemli iki tane mesaj gelmiş. Zeliha'sına şu anda çok güzel bir mesaj göndermişler. Onu okumadan şimdi gidemeyeceğim sevgili seyircilerim. Sen orada kal. Orada kal. Sen şurada hemen geliyorsun yanıya. Evet, diyor ki sevgili seyircilerim, hayırlı geceler Ercan Bey diyor. Sıradaki parça çok değerli, değerlim diyor, kıymatlım diyor. Canısı ve can arkadaşım Zeliha'ma gelsin diyor. Kim bu? Songül. İki tane mesaj göndermiş aynı şekilde. Ben Songül Hanım'a buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve ne yapalım? Bak. Hayırlı uğurlu olsun dediler. O VTR'mizi bir gönderelim. Ama o VTR'den sonra inşallah Ayaşlı Ferdi ile beraber gümbür gümbür yine getireceğiz Allah'ın izniyle. Gelsin mi sevgili dostlar? Gelsin. Sevgili dostum, Karabük'teyiz. Karabük'te bizi izleyen bir dostumuzla beraberiz. Merhaba, isim alabilir miyim? Merhaba, ben Birol Eren. Ercan Gürült Show programı her zaman izliyoruz ve başarılar diliyoruz. Sizleri tanıyalım. İsmim Abdülkadir Eken, Karabük'teyim. Yaşam TV'ye buradan selam olsun. Ercan Gürültü Show programına başarılar diliyorum. Eyvallah. Sevgili seyircilerim, şu anda neredeyiz? Şu anda Karabük'teyiz. Karabük'te Karabük'ün en güzel gazetelerinden bir tanesi Açık Söz'deyiz. Açık Söz'ün aynı zamanda şu anda burada temsilcileri var. Kendilerini bir tanıyalım bakalım. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle ziyaretimizden dolayı. Karabük Açık Söz gazetesi muhabiri Yunus Özdur'una ben. Evet. Bu Karabük ilinin gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, en renkli gazetesi. Doğrudur. Tek aynen. Renkli gazetesi. Sevgili dostlarım, şu anda Karabük'teyiz. Karabük'te bir dostumun dükkanına ziyarette bulunuyorum. Şu anda sevgili dostum, sevgili kardeşim Mehmet Kılıç'la beraberim. Bugün kendisinin aynı zamanda doğum günü. Ben doğum gününü aynı zamanda ne yapayım? En kalbi duygularımla doğum gününü kutluyorum. Sevgili dostum, merhaba. Merhabalar abicim. Tekrardan hoş geldiniz. Allah razı olsun bu arada. Yaşam TV başlamışsınız tekrar. Evet. Hayırlı uğurlu olsun abi. Allah razı olsun. Eski takipçinizdiz. Başarılar diliyoruz. Biz de size iş hayatınızda başarılar diliyorum. Sevgili dostum. Allah razı olsun abicim. Cümleten her zaman da yanınızdayız, takipteyiz. Tekrardan yine Karadeniz şiveleri herhalde olacak. Ercan abi. Tekrardan evet. Dediğimiz gibi bizim buraların şivesi. Takipteyiz Ercan abi. Başarınızın devamını
temenni ediyoruz. Biz Karabük'te çok sevdiğim bir dostumun şu anda mekanındayım. Merhaba, nasılsın? Elhamdülillah, siz nasılsınız Ercan abi? Ben de iyiyim, sizleri ziyarette bulundum. Babanız İstanbul'da sanırım. Evet, şu an İstanbul'da bir toplantıya gitti. Evet, işlerimiz nasıl? Elhamdülillah, çok şükür. Yine sevgili dostlarım, benim Zonguldak'tan, okuldan arkadaşlarımın kardeşi Özcan Uçar'la, Özer Uçar'ın kardeşi şu anda. Tevafuk oldu bugün bu kardeşimle de. Yusuf Uçar kendisi. Babaları Allah rahmet eylesin, İdris Uçar'ın da oğlu olur. Sevgili kardeşim, merhaba, nasılsın? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Emin olun, tevafuk oldu. Akşam daha aklımdaydınız. Sizi gördüm, çok sevindim. Benim için de büyük sürpriz oldu. Hayırlı olsun bu arada. Allah razı olsun. Bu iki güzel dostumu Yaşam Televizyonu'nda inşallah ben de yaşatacağım. Karabük Gence'deyiz. Gence'de bir dostumuzun yanındayız. Ekrem Yılmaz kendisi. Sevgili dostum, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Sizler? İşlerimiz nasıl? Allah'a şükür. Gayet iyi. İyiydi. Artık neredeyiz? Yaşam Televizyonu'ndayız. Aynen. Yaşam Televizyonu'ndayız. Evet. Size herhalde bir hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun bu arada. Yeni televizyonumuz. Allah razı olsun. Sevgili seyircilerim, şu anda Zonguldak Gökçebey'deyiz. Böyle Gökçebey'deki bizleri seyreden güzel dostlarımla beraberim. Bunları öncelikle bir tanıyalım bakalım. Merhaba abi. Merhaba Ercan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim neydi bakalım? Zafer Üçkozlu, Gökçebey Çukur Mahallesi'nden. Maşallah. Bizleri izliyorsunuz inşallah. İnşallah sizlere bu arada geldiğiniz için çok memnun olduk. Siz de Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Seni tanıyalım hocam. Ben de Yenice Nizamettin Karakaş. Maşallah. Ercan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok memnun oldum. Sizler bizim bu yörenin şivelerini televizyonlarda konuşuyorsunuz. Sizleri duyuyorum. Eyvallah. Çok mutlu oluyorum, çok memnun oluyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Biz de sizleri böyle heyecanlı bir şekilde görünce biz de emin olun çok mutlu oluyoruz, çok seviniyoruz. Sizleri tanıyalım. Ben de yine Yenice Cengiz Ballı. Biz de sizi gururla seviyoruz ve mutluyuz. Çok teşekkür ederim sevgili Cengiz Bey. Gördüğünüz gibi hemşehrilerimiz bizi burada tanıdılar. Sevgili seyircilerim, şu anda Zonguldak Gökçebey'de. Gökçebey'de bir kardeşime ziyarette bulundum. Kendisinin ismi Ertan Postal. Sevgili dostum, merhaba. Merhaba Ercan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Yaşam TV'ye geçmişsiniz, duyduk, evet. Sevindik. Sizin için inşallah iyi olur. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim Ertan kardeşim. Ben de sizlere ticari hayatınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sevgili dostlarım, Zonguldak Çay Değirmeni'nde sevgili dostumuz Cengiz Kolçak'la beraberiz. Babası İsmail Kolçak şu anda burada yok. Kendilerine ben selamlarımı gönderiyorum. Bu dostumu bir ziyaret etmek istedim. Sevgili dostum, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şu anda Yaşam Televizyonu'nuzu biliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Allah razı olsun sevgili dostum. Rica ederim. Allah muvaffak eylesin görevlerinizde. Eyvallah. Sağ olun. Cengiz kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Yaşam Televizyonu sevgili seyircileri, şu anda Zonguldak Devrek'teyiz. Devrek'te benim sponsorum olan Yasemin Çakmak'ın şu anda mağazasındayız. Kendilerine ziyarette bulunuyorum şu anda. Sevgili Yasemin Hanım, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Size tebrik ediyorum. Ercan Gönültaş Show programını. Şimdi Yaşam TV'de. Evet. Ne yapacaksınız? Yaşam Televizyonu'nda program yapacağız. Yapacaksınız. İnşallah. Yine Batı Karadeniz şivesiyle. Evet. Şivemizi burada tanıtıyorsunuz. Bölgemizi evet, tanıtıyorsunuz. Gurur duyuyoruz bundan dolayı. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun sizlerden. Çok teşekkür ederiz. Elemanlarınızla, evet, çalışanlarınızla. Hayırlı olsun diliyorum. Sağ olun. Aynen, hayırlı olsun. Evet. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili seyircilerimiz, şu anda Karabük'teyiz. Karabük 5000 evlerdeyiz. Afet evlerinde bu akşam buradan erkek kınası var. Erkek kınası yapıldıktan sonra kız kınasına gidecekler. Şu anda tabii ki gelenler bu kadarcık ama bizim de fazla bir vaktimiz yok. Bu Murat kardeşim, kendini bir tanısın. Murat Ulukaya. Bu akşam inşallah Murat'ın kınası olacak.
Tabii Murat'ın annesi babası vefat etmiş. Öncelikle buradan annesine babasına biz ne diyelim? Rabbim cennetini alsın. Ama amin. Tabii dostları biraz amin. Sonra gelecek. Murat yalnız değil. Biz de Murat'a bu akşam destek verelim istedik. Murat kardeşim inşallah Rabbim izdivacın, evliliğin hayırlı olur, hayırlı uğurlu olur inşallah. Biraz sonra tabii ki bütün sevdiklerim burada olacak. Ama bizim dediğimiz gibi vaktimiz yok. Biz sana böyle güzel bir jeksi yapalım istedik Yaşam Televizyonu'nda. Ve Zonguldak'ın üzerinden karga geçiyor. Kargayı bizim için bu sevgili hemşehrilerimiz çalıyorlar. Hep beraber kısa da olsa bir eğlenelim bakalım. Evet. Evet, selam olsun Murat kardeşime. Rabbim inşallah onu uzun sağlık ömürler versin. Bir yastıkla kocasınlar diyoruz. Mutluluklar diliyorum sevgili Murat kardeşime. Yine mesajlarımız var. Yasam yazıp boşluk bırakıp 3969'da mesajlarını bekliyoruz sevgili seyircilerim. Yine hayırlı geceler, güzel programlar. Ali Gürsoy kardeşime başarılar dilerim. Abdullah Çıtak İstanbul'dan Çorumlar Derneği. Cordef Çorum Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı tüm hemşehrilerimize selamlar demiş. Yine iyi yayınlar Ercan Bey. Programınız hayırlı uğurlu olsun. Bu parçayı dediğimiz senden dinleyelim. Kumluca'dan Mehmet Seyhan'a. Mehmet kardeşim çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun senden. Yine Dibek Taşı'na da buradan tabii ki sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderelim. Mehmet Bey çok teşekkür ederim mesajlarınız için. Yine Yaşam kolay gelsin, hayırlı olsun Ercan Bey. Safranbolu Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı Osman Kaya. Osman Kaya'ya da buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yine hayırlı geceler demiş Ercan Bey. Sıradaki parça çok değerlim, kıymetlim, canısı, can arkadaşım Zeliha'ma gelsin demiş. Tebrikler, helal olsun bana. Devamlı gönderiyoruz Zeliha'sına. Son canım, çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlarım, yine benim kameraman aslanım İzmit Yuvacık'tan Recep Kılıç kardeşim annesine ve babasına buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyor. Yine Karabüklü bizim Emine Yaman'a buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderelim. Evet. Yine Yuvacık'tan Servetiye'den Yeşilin Doğan'ın içinde Saadettin Top hayatını yaşıyor diyoruz. Ve Saadettin Top kardeşimize de buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz diyoruz. Ve ne yapalım? Ayaşlı Ferdi'den bir tane daha şarkı dinleyelim. Dinleyelim mi? Dinleyelim. Ayaşlı Ferdi mikrofonun derdinde. Aynı zamanda. Hadi bakalım. Sevgili dostlarım, evet yıkılsın bakalım Batı Karadeniz yıkılsın. Güneydoğu'nun.
Ayaş dedikleri derenin içi, ayaş dedikleri derenin içi. Cimler ördürdü anam o sırma saçı, cimlere ördürdü anam o sırma saçı. Çöllerde sarar sevdiğim, ikimizin uykusunu böler sevdiğim. Basmaya gel, haydi de basmaya gelmez. Elin kuzu naziktir, elin kuzu naziktir. Amanın öpmeye gelmez, haydi öpmeye. Eller oynasın el, diller kaynasın diller. Eller ne derse desin, o dilleri yesinler. Uzaktan sevmeler benim bahtıma. Yine mutluluk kaldı başka bahara. Garibin umudu belki yarına. Benim bahtıma hep mi böyle tek gelir? Baharı beklerken hep mi kış gelir? Anlatsam derdimi yâre çok gelir. Çekip gitmek kolay bize ters gelir. Garip gönlüm düştü onun eline. Ne yapsam da dönmem artık geriye. Benim bahtıma hep mi böyle tek gelir? Baharı beklerken hep mi kuş gelir? Anlatsam derdimi yâre çok gelir. Çekip gitmek kolay bize ters gelir.
Benim bahtıma hep bir böyle tek gelir. Baharı beklerken hep bir kuş gelir. Anlasam derdimi yâre çok gelir. Çekip gitme kolay bize ters gelir. Tebrik ederiz. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim sana abi. Sağ olsun. Eyvallah. Evet, ne kadar vaktimiz kaldı sevgili yönetmenim? Bitiyor mu? Ne diyor lan bu? La bu kadarcık mı? Anam bitiyorduk mu? Bir şarkı daha alalım mı Ayaşlı Ferdi'den? Bitiriyoruz, tamam. Evet sevgili seyircilerimiz. Bu akşam tüm renklerin buluştuğu, tüm güzelliklerin buluştuğu Yaşam Televizyon'daydık. Ercan Gönültaş Show programındaydık. Batı Karadeniz Şivesi'yle yapmış olduğumuz bu programlarımız, ilk programımızda bize destek veren tüm dostlarımıza, şimdi mesajlarını okuyamıyorum. En son iki mesajımız daha vardı. O güzel dostlarıma da şarkıyla veda. Tamam. Yine Ayaşlı Ferdi'den alalım. Kıymatlım. Evet, ben çok memnun oldum. Yaşam Televizyonu'nda program yapmaktan dolayı. Bütün Batı Karadeniz'i artık, Zonguldak, Bartın'ı, Karabük'ü, Kastamonu'yu, Sinop'u, Giresun'u, Ordu'yu, Samsun'u, Bilecik, Balıkesir, Eskişehir'i, Bursa'yı, Ankara'yı ve İç Anadolu bölgesini, Çankırı'yı, yine Çorum'u ve Bursa, İnegöl'e buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bursa'da çok sevdiğimiz dostlarımız var, akrabalarımız var. Ben buradan yine benim Filiz ablam, Filiz Memişoğlu'na buradan sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. İsmini unuttuğum tüm dostlarıma buradan sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyoruz. Yönetim kurulu Luna, Mehmet Can Bey'e ve Mustafa Can Bey'e ve de tüm dostlarımıza, bize kameramanından, ışıklısından her türlü bize destek veren bu güzel canlarıma, dostlarıma ben buradan sizlerin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Müdürümüz gene Erdal, canım benim kardeşim Erdal Aynay'a da ben buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili dostlarım, ne yapıyoruz? Önümüzdeki hafta daha güzel, daha enerjik dolu, daha böyle Batı Karadeniz şivesini böyle akıtacak bir programda sizin karşınızda olacağız. Ve bizden ayrılmayacaksınız. Ercan Gönültaş Show programı Yaşam Televizyonu'nda sizlerle beraber olmanın mutluluğunu, keyfini, hazzını hep beraber yaşayacağız ve sizleri kucaklıyorum. Gönül dolusu sevgi ve saygılarımla hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ercan Gönültaş Show programında kalın diyorum. Sevgi ve selamlarımla.